Bak yine uyku yok gözümde. Zifiriyim bir yerlerde. Dur geri döndür beni sende. Ölüm olsan götür beni de. İçtiğim şaraptı hayalin. Yakar bir sigara biterim. Dumanında itip giderim. İçime seni çekerim. İçtiğim şaraptı hayalin. Yakar bir sigara biterim. Dumanında itip giderim. İçime seni çekerim o. İçime seni çekerim o. İçime seni çekerim. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz kaldım gidişinle. Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapisim ben. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz sokağın. Biriyim öksüz kaldım gidişinle. Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapisim ben. Ya şey diyorlar, şimdi diyeceğim de bana gene hava değişimden falan diyeceksin. Halbuki her sene aynı havaya. Ben niye hastalanıyorum? Böyle de yerim adamı diyorsun. Aynen. Evet. 1-0'sın şu anda Tolga. Evet. Görüşeceğiz birazdan. Evet. Söylemedim sen. Evet sevgili izleyiciler. Sevgili Tolga'ya şarkı söyleteceğiz. Aa doğru, benim de canım çekti ya. Vallahi ya. Şimdi diyelim bak, ki Acun Ilıcalı seni çağırdı. O Ses Türkiye'ye. Hı. Bir şarkı söylemen gerekiyor. Ve dedi ki Vine'daki şarkı istiyorum. Vine'daki şarkı dinleyelim mi senden? Tabii ki. Tamam. Tabii. O zaman ben öyle bir şey deseler YouTube'u açın dinleyin Orhan Abi Ale'den derim. Ben senden rica edeyim. Evet. Evet. Dino Havaşı. Birlikte söyleyelim Meriç'le. Tamam, şimdi olur, ben olur. Çekiniyorum biliyorsunuz. Utanıyorum ben. Ana bistahe. Evet. Arkadaş şarkıyı biliyorsun değil mi? Az çok. Sallana sallana. Tamam. Nasıl bilmesin ya? O zaman giriş yapalım. Giriş yapalım mı? Talat gibi. Giriş mi? Abi direkt bana oynuyor adam, bakar mısın? Yani. Ama tamam. Bak. Hayır tamam geri aldım geri almışız ya. Tamam mikrofonu ver. Kayalıklara sürebilirim bak. Doğru söylüyorsun. İyi davranmamız gerekiyor. Bendensin. Seviyorum seni. Hadi. Say a. Sallana sallana nızlıt albisten. Sordum soruşturdum hal halvenin ne? Ulan böyle güzel olur yılan her zaman. Böyle tatlı olur yılan her zaman. Böyle güzel olur yılan her zaman. Tadında bırakalım. Harika. Eyvallah sağ ol. Şarkının sahibi intihar edecek galiba. Evet. Yani bu yayından sonra ben o arkadaşın iletişim bilgilerini sizden alacağım programdan sonra. Kendisiyle bizzat bu yayından sonraki durumu konuşmak istiyorum. Eşlik eder size mutlaka. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şarkı söyledik, bir şarkı da siz söylediniz. Evet, bir bir olduk. Bir olmadık daha. O biri başka yerde. Her şarkılarla bir bir olduk yani. Tam şarkıda öyle olduk. Şimdi sosyal sorumluluklarla, şimdi zaten hani vurgu videoları dedik. Evet. Vurgu videoları. Vine'larınızın da aslında birçoğunda sosyal mesajlar var değil mi? Evet. Şimdi bu sosyal mesajlarla alakalı biz de bu hafta bir sosyal mesaj vermek istiyoruz. Malum biliyorsunuz Türkiye'de sokak hayvanları
birçok ilde bu konuda duyarlılık oluşmuş olsa da genel olarak insanımızın bilmiyoruz hayvanlarla bir problemi var. Evet. İnsan bazen hatta buradan çok ağır kaçmazsa hayvan kim diyesi geliyor. Yani görüntüleri izledikten sonra. Çok şahit oluyor. Aslında ya. Hayvan da bir canlı türünü tanımlamak için kullanılan bir ifade. Evet. Bir aşağılama şey değil aslında da hani bizde o noktaya gelmiş yıllardır kullanılan. Hani bazı görüntüleri izlediğimizde diyoruz ki ya kim, ya bu kim yani hangisi burada? Evet, yani, hangisi hayvan diye seçemiyorsun. Aynen onu seçemiyoruz. Şimdi o anlamda bir tane sosyal sorumluluk videomuz var. Biz de bir video çektik. İlk video klip, skeç. Ne diyoruz adına? Skeç. Vine demeyelim. Evet, Vine yapmadık. Skeç yaptık. Şimdi onu izleyelim. Sokak hayvanlarını anlatan bir şey. Üzerinde sonrasında tekrardan konuşalım. Olur mu? Olur. Evet. Sevgili izleyiciler, sokak hayvanlarıyla ilgili ekibimizin hazırlamış olduğu, birlikte hazırladığımız bir skeçimiz var. Onu izleyelim. Sonrasında yine konuklarımıza sohbete devam edeceğiz. Veterinerlik ve Sokak Hayvanlarını Koruma Dairesi. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Hello. Hanımefendi, iyi günler. Ben Camusahane Mahallesi'nden arıyorum. Kardeşim, siz bu sokak hayvanlarına neden bakmıyorsunuz? Sorun nedir beyefendi, yardımcı olalım. Ya kardeşim, burada başıboş hayvanlar dolaşıyor. Hele bir tanesi var, gece gündüz evimin önünde. Ben bu hayvanı her gün görmek zorunda mıyım? Sabah uyanıyorum orada, öğlen orada, akşam eve geliyorum orada. O hep orada. O hep orada. Ben bu köpeği mahallemde görmek istemiyorum kardeşim. Tamam beyefendi, biz bu konuyla ilgilenip size bilgi vereceğiz. Sorumsuz insanlar, duyarsız insanlar. Alo. Beyefendi, biz köpekle görüştük. O da sizi bu mahallede görmek istemiyormuş. En kısa zamanda taşınmanızı istiyor. Biz bu konuda size araç ve personel desteği vereceğiz. Böylelikle herhangi bir taşınma maliyetiniz de olmayacak. Ya kardeşim, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evet, üşüyoruz, söyleyemiyoruz. Çok acıkıyoruz, söyleyemiyoruz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Hasta oluyoruz diyorlar sokak hayvanları. Onların dilinden konuşacak olursak. Aslında burada birçok insana çok iş düşüyor. Yani resmi kurumlara zaten başlı başına iş düşüyor bu anlamda da. Hani bizlere de özellikle, hani televizyona, televizyonculara, müzisyenlere, tiyatroculara, vayıncılara, sinemacılara, herkese çok ciddi iş düşüyor aslında bu konuda. Sokak hayvanlarının bizlere hiçbir zararı yok. Evet, onlar bu hayatta bizim gibi yaşama hakkına sahip olan, bu dünyaya bizimle birlikte gelen ve bizim kadar yaşama hakkına sahip olan varlıklar aslında. Yani bir tas sudan, bir kap yemekten, sokağa bırakacağımız sevgili izleyiciler, bir tas su, bir kap yemekten kimsenin sofrasına kıtlık gelmez. Doğru değil mi? Doğru. Yani bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Zaten belediyeler bu konuda biliyorsunuz barınaklar var ve evet, mümkün olduğunca toplayıp o barınaklarda bakmaya çalışıyorlar olanakları doğrultusunda. Ama o hayvanların orada olmasının hiç kimseye bir zararı yok. Hiç kimseye bir zararı yok. Yani onların en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi. Ki zaten yaşadığımız dünyada hani savaşların yanı başımızdaki biliyorsunuz zaten yaşanan savaşların her gün insanların öldüğü bir dünyada hayvanları konuşmak doğru mu? Hayır, konuşmalıyız. Hayvanları da konuşmalıyız, evet, insanı da konuşmalıyız. Çiçeği de konuşmalıyız, böceği de konuşmalıyız. Bu dünya hepimizin çünkü. Evet. Bu dünyada herkesin yaşama hakkı var. Ve hiç kimse ben sokağımda bu köpeği görmek istemiyorum deme lüksüne sahip değil. Bu arada gerçek bir öyküden alınma bir şey, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir veteriner arkadaşımızın anlatmış olduğu bir gerçekten yaşanmış bir olay bu. Ve arkadaşımız da gerçekten telefonla aramış ve aynı şeyleri söylemiş, skeçteki şeyleri.
köpekle konuştuk. Köpek de sizi görmek istiyormuş. Evet. Biz belediye olarak bütün masraflarınızı karşılayacağız. Lütfen bir an önce o mahalleden taşının diye. Evet. Çok güzel bir davranış. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Evet, duyarlılığından dolayı. Emeğine ve bu konuda biraz daha evet, yani duyarlı olmaya davet ediyoruz herkesi. Ya zaten şu an yakın zamanda bir tane video izlemiştim yine internette. Bir tane kedi adam yani sonuçta yolda yürüyorsun, sana hiçbir zarar dokunuyor. Kediyi yola itiyor ve o arada bir tane araba geçiyor, kediyi eziyor ve hiçbir şey olmamış kedi gibi çekip ölüyor gidiyor. Yani. O videoyu ben de evet. izledim. Ya çok yani mide yani yürek kaldırmayacak görüntüler var. Biz hatta araştırdık yani hepsini bildik de burada programımızın formatı gereği yayınlayamıyoruz evet, onların hiçbirisini. Yani gerçekten bu konuda ciddi bir duyarlılığa ihtiyaç var. Şimdi bu tür şeyleri izlediğimiz zaman gene hani insan o anda geriliyor. Gerileyince aynen. de hani gerilince de şey yapamıyor. Hani mizah konusunda biraz düşüşse ama bir de böyle bir durum var ya. Hani biz insanlar çok unutmaya müsait insanlarız ya. Hani mesela şimdi bu konuyu konuştuk. Hemen unutabiliyoruz. Yarın ertesi gün bunu kesinlikle ciddi evet. söylüyorum. Hani ertesi gün bunu unutabiliyorum. Evet. Hani bence bunları kesinlikle hiç unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Aslında şey de var sevgili Meriç. Hani burada tam biraz program ağırlaşmışken bir sosyal sorumluluk videomuz daha var. O da şöyle bir mesaj vermek istedik onda da. İzleyicilerimiz zaten alacaklardır. Altını çizmeye gerek yok da. Hani biz toplum olarak farklı dinler, farklı milliyetler, farklı kültürler evet. bir arada yaşamayı çok iyi becerebiliyoruz. Aynen. Birbirimize saygı duyarak, birbirimizi sahiplenerek, yani düğünlerimizde, cenazelerimizde hep beraber olarak aynen. bunu çok güzel yapıyoruz aslında da. Evet. Bu birilerinin işine gelmiyor ki, herhalde ki, evet. yani bu savaşlar, bu kavgalar ondan çıkıyor. Yoksa toplumun hiçbir sorunu yok. Biz bu anlamda geçenlerde ben şeye gittim. Bizim Musa ağacını biliyorsunuz evet. Hıdır Bey'de. Çıktım şeyden Vakıflı'dan, Samandağ'dan Vakıflı Hıdır Bey Batıayaz bir gezdim şöyle. Vakıflı'da bir mola verdik. Sonra Hıdır Bey'de bir mola verdik. O arada şeyde Hıdır Bey'de konuşurken Musa ağacının oradaki tabii onu vermiyoruz biz de. Oradaki köylüler Musa ağacının kutsallığını ve yani içeriğiyle alakalı o detaylar İnanç buradan anlatıyorum. Bütün izleyicilerim herkes biliyor evet. zaten. 5 yıl önce öğrenmişler biliyor musunuz? 5 yıl önce öğrendik biz dediler bunun Musa ağacı olduğunu. Evet. Ondan öncesinde orada kalaycı varmış, berber varmış. Ondan evet. tuhafiyeci varmış evet. ne bileyim bir sürü mesleği o ağacın içerisinde abi başka yeri kalmamış. Allah'tan 5 yıl önce fark etmişler de alışveriş merkezi yapmamışlar. Aynen. aynen. Bu arada hani o başka bir konu gerçi de evet. mahalle bakkalımız, mahalle esnafımıza sahip çıkalım muhabbeti. Evet. Şimdi oradan bir video hazırladık. Buradan kendisine de sevgilerimizi gönderelim. Aynen Pala abi'yi konuşturduk. Aynen Pala abi. Buradan sevgiler gönderiyoruz. O videomuzu bir görelim mi arkadaşlar? Şimdi bizim burası Tünlü bir köy. Aşağısı Ermeni köyü. Daha aşağısı Zeytinyağı Mahallesi, orası yarısı Hristiyan, yarısı Sünni köyü. Sonra Samanada biliyorsun Alevi. Bizim buradaki diyaloğumuz hiçbir memlekette bulunmaz. Niye diyeceksin? Cenaze olsun, hep birlikte beraberiz. İyi gününde beraberiz. Düğünlerimiz olur, biz Ermeni olsun, Alevi olsun gideriz. Hiç kimse bize ayrı bilmesin ben bu Sünni, bu Alevi günü. Aynı masada yeriz, içeriz. Geliriz. Biz de düğün yaparız. Çınar ağacının altında bir düğünümüz. Biz davet ederiz Vakıflı köyünü, Ermeni köyünü. Hristiyan olsun. Bize insan lazım. Alevisi olsun. Davet ederiz. İnanır mısın? Öyle bir katlı davranırlar ki. Tıklım tıklım dolar burası. Bir yabancı getirebilmez ki bu Alevi, bu Kürt, bu Sünni. Hiç ayrım yok bizde. Yıllar boyu komşuyuz yaka yakaya. Birbirine karışır tavuklarımız, bilmezlikten değil, fukaralıktan, pasaporta ısınmamış içimiz. Aramızda bir sorunumuz yok.
büyüklerin kendi arasında bir sorun var. Evet. Evet. Ama biz mi büyüğüz? Onlar biz büyüğü. Kardeşiz. Evet. Tartışılır. Bir. Aynen. Evet. Biz zaten hep bunu Vine'larda da yazılarımızda da mesela Facebook'ta da kardeşlikten çok bahsediyoruz. Çünkü evet. Gerçekten öyle. Hani mesela dışarıda kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Evet. Trafikte korna basıp direkt aşağıya inenlerden. Ya hiç gerek yok. Aynen, aynen. Biraz sabır. Aynen. Ya en çok yapamıyorsan olan şey aslında. Sinir evet. Anında bir 10'a kadar say ya. 10'a kadar say. 1, 2, 3, 4, 10. Ben 3'e kadar saymayı biliyorum dersin. Gerisini ben öğretirim sana. Aynen aynen. Yani o trafikteki muhabbet benim de çok böyle evet. Sinir olduğum bir muhabbettir. Bir yani, de Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri herhalde Antakya oldu. Biraz daha trafikte evet. Trafikte. Ya yeşil ışıkta yani kırmızı biraz ışıkta mesela sarı yanar yanmaz hemen doğut ama, arkadan evet. Korna basıyorlar falan yani. Ama bana... şöyle bizde de sıkıntı var. Nasıl bizde sıkıntı var? Yayalarda sıkıntı var. Ya geçen oturdum. Abi duruyoruz adamlar geçecek. Tek tek geçecekler. Yani bir toplanıp direkt geçemiyor kimse. Hepimiz öyleyiz zaten. Bir de adam geçerken çocuk diyelim ona. Geçerken var ya çok süper mesaj atıyordu. Yavaş yavaş sindire. O hastalığımız var zaten. Evet. Telefon ya hastalığı. Yoldasın arkadaşım yoldasın. Pencereyi şimdi, açıp ona selam söyle. Öyle bir yer ki şimdi yaya gitsen arabaya küfür ediyorsun. Arabayla gitsen yaya küfür ediyorsun. Yani çelişkide kalıyor. Ya bir de şey yani kendi aranda olarak. Bir evet. Kendi aranda çelişiyorsun. Anlayış sağlayamıyorsun. Evet, evet. Öyle evet. Bir kötü huy var işte. Ya işte şöyle bir hani toplum olarak zaten kaygılı bir toplumuz. Evet. Yani gelecek kaygımız var. İşte evimize ekmek götürme kaygımız evet. Var. Evet. Ne bileyim eğitim olarak çok belki değiliz ama yani o çok belirleyici mi bilmiyorum bu konuda ama yani ki kesinlikle belirleyici. Yani genel toplum olarak gerginiz yani toplum olarak tamamız senin söylediğin gibi. Ya yani bunu aşmamız lazım. Yani Avrupa'da böyle değil bu iş. Yani insanlar çok böyle relax, çok sakin ama orada hayat geçim kaygısı yok, evine ekmek götürme kaygısı yok, gelecekten endişe etmiyor insanlar. Böyle bir huzur, bir rahatlık bir şey var. Yani biz de onu inşallah yakalarız yani. 10 yıl önce demiştim. Sürekli herkes işte bir yerlere koştur yetiştirme şeyiyle. Aynen. Sürekli artık... evet aynen. Aynı psikoloji. Evet arkadaşlar. Ratingimiz düşüyor. Ne yapalım? Evet. Şimdi bizim bir medya arkamız var. Birkaç görüntümüz var. O görüntüler üzerine beraber konuşalım mı? Peki. Olur. Tamam. Evet arkadaşlar bizim her hafta medya arkası diye bir köşemiz var. Bunu Okan Bayülgen'i yapıyordu biliyorsunuz Ulusal'dan. Dönem dönem yapıyor, dönem dönem bırakıyordu. Ama biz de dedik onun biraz böyle yerel versiyonunu yapalım. Renk olsun falan. Zaten formatımız da yakın biliyorsunuz. Şimdi başlayalım mı? Evet, çok merak ettim. Evet. Şimdi ilk görüntümüz Denizli Belediyesi'nin bir ilanı. Tabii buradan Denizli Belediyesi'nden şey yapıyoruz yani kendilerini tenzih ediyoruz. Belki bir arkadaşımız espri olsun diye asmış da olabilir. Altına öyle bir imza atmışlar. Ama çukura düşmek yasaktır. Abi. Çok açıklayıcı olmuş gerçekten. Yani insanın oraya atlayısı geliyor. Yani. Değil mi? Yasaktır. Erken. Hele bir de yasaklar antipatisi olan bir insan düşünsene abi. Evet geçelim arkadaşlar. Evet. Selektör yapıp trenden yol istedi. Şimdi ya, buradaki vatandaş, abimiz, hepimizden büyük. Kayseri'de yaşanıyor olay. Evet. Önce asparagasın dedim ama değilmiş. Kayseri'de yaşanıyor. Fıkra gibi bir hikaye. Aynen öyle olmuş. Bir şeyden uçuyor, tümsekten uçuyor ve tren yoluna düşüyor araba. Tekerlerin üzerine düşüyor. Evet. Ve o arada tren yoluna gitmeye devam ediyor. Karşısından trenin geldiğini bilmiyor. Araç geliyor zannediyor. Uzunlarını söndür diye selektör yapıyor. En son tren yaklaşıyor. Bir bakıyor ki tren. Bu anda kendini zar zor atıyor. Şeyden, arabadan ve araba tabii pert oluyor. Evet geçelim arkadaşlar. Yaratıcı adam. Vallahi. Şimdi bu kırmızı ışık
muhabbetini anlatan bizim genelde özellikle varışlarımızda isyan kültürümüzün bir parçası olan şeylerden bir tanesi. Evet. Hayat bize hiç yeşil ışık yakmadı, biz de hiç kırmızı ışıkta durmadık diyor. Evet, bu durma işareti. Yani kırmızı ışıkta durmamak büyük bir olaymış gibi sanki. Abi ben de durmayacağım bundan sonra. Ama yok, o gün gerçekten çok ciddi bir kaza atlattım ben. Evet. Kırmızı ışıkta durmuş olmama rağmen ve yeşil yanmış olmasına rağmen yan taraftaki yan yoldan, tali yoldan gelen araçlar son hani böyle kırmızı ışığın son anı vardır ya saniyeleri, evet, onu kullanmak evet. isteyen sürücülerimiz oluyor falan böyle. O anda vın bir geçti abi bir tane araba. Arkasından bir motor. Motor zaten bu kadar mesafe kaldı motorla aramızda. İşte sabırsızız dedim sana. Aynen aynen. Tahammülsüz ve sabırsız. Evet geçelim arkadaşlar. Şimdi mimarlık deyince aklımıza genelde böyle daha görkemli, şatafatlı, estetik, mimari eserler geliyor. Şey geliyor ve bu okul yani bunu yapan, yetiştiren insanların okuduğu okulun da yani bir şey olmaz, model olması lazım değil mi? Bunu yapan mühendis kör oldu. Şimdi mimarlık bölümü yapılmış ve bir baraka. Yani buradan mezun olan öğrenci nasıl bir mimari ortaya çıkarır acaba merak ediyorum. Evet geçelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki her gün beli yanı ağrımayan, kaynanam gibi konuşup dırdır etmeyen, sevgilisiyle kavga edip depresyona girmeyen, halamın kızı ölmüş diye iki güne bir izin istemeyen bayan eleman aranıyor. Güzel. Prosedür mü? Abi bakar mısın? Zamanı. Ne kadar yılmış demek ki abi. Tamam mı? Merak ediyorum. Ne kadar çalıştırdığı bayan elemanlardan ne kadar yılmış ki? Merak ediyorum şu an şu bayan kaç yaşında? Hayır hayır daha önce yıldırmış. Bunlardan abi. Vazgeçmiş bir bayan yoktur mu demek istiyorsun Tolga? Aynen aynen şu an... Evde kalmışım. Evet, bayan izleyicilerimiz duymadılar bu kısmı. Evet, geçelim arkadaşlar. Bir şey demedim. Şimdi bir de garson ilanımız var. Şartlar, KPSS'den 50 ve üzeri puan almış olmak. Evet. En az bir yabancı dili orta derecede bilmek. Vay be. Atletik bir yapıya sahip olmak ve bekar olmak. Gerçekten. Şimdi ben olsam, bir iş arayan bir eleman olsam, ben bunları kabul ederdim bir şartla. Sabah 8, akşam 5. KPSS diyor o da ya. Aynen aynen. Ya KPSS puanı Allah aşkına. Bu gerçek bir ilan biliyor musunuz? Evet. Evet. Yani gırgır olsun diye asılmamış yani. Artık burada neyi hedeflemiş? Yani kültür seviyesi biraz yukarıda mı olsun? Bu adam bir ya çok bekar demiş abi. Bakar hayır bekar diye yani. O niye yani? Herhalde mesaj için. Evet geçelim arkadaşlar. Evet. Uyudum. Şimdi arkadaşlar bir şeyi yaparken bin defa düşünmek lazım. Evet. Değil doğru. mi? Evet. Doğru. Gerçekten çok düşünüyorum. Olay muhtemelen Trabzon'da yaşanıyor. Bence de. Yani demin araba da o Trabzon'da genelde o taraflardan çıkıyor. Geçen de Adanalı bir konuğumuz vardı sevgili Aydın. Buradan selamlar gönderiyorum kendisine. Ona da tesadüfen biz medya arkasını seçerken Adana görüntüleri seçmiş. Ya dedi hayırdır bilerek mi seçtin dedi. Bana bir kastın mı var? Nedir Adana'yla alıp veremedin dedi. Ben Adana'lıyım. Adana'yı seviyorum ama. Yani dedim denk gelmiş. Trabzon denk geldi bugün de evet. Adam haklı düşünüp atıyor. Yani lütfen çöp atarken düşünün. Düşünün evet. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler var ki, işler var ki soy isimle çok çelişiyor. Evet. Yani Profesör Doktor İlker Parasız para politikası üzerine Türkiye'ye uygulaması diye bir kitap yazmış. Yani derler yani kendi hayrın yok ki başkasına olsun. Evet geçelim arkadaşlar. Kitabını yanmış adam ya. Herhalde geri bitti mi? Evet medya arkasında bitirdikten sonra ben filmle ilgili biraz daha konuşmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Mısrur Hassun. Evet. Değil mi? Evet. Mısrur Hassun filmiyle neyi hedefliyoruz? Yani hedef nedir? Çok tamam. Para kazan. Bir ilk yani bir ilk bu hani siz uzun evet. metrajlı film anlamında, sinema filmi anlamında evet. ilk çalışmanız değil mi? Daha doğrusu ne hedefliyordan ziyade şöyle geçeyim. Biraz set sürecini anlatır mısınız o çekim sürecini? Genelde hep yerel buradan insanlar oynadılar değil mi? Aynen. Evet. Gönüllü evet. insanlar. Gönüllü insanlar. Evet. Para almayan. Aynen. Aynen. Bedava. Parasız gönüllü. Aralarından evet. seçtik tabii. Hani oynamak isteyen arkadaşları falan deneme çekimlerini. Ama oldu. Ben izledim mesela seçtik. Fragmanda çok da güzel oynuyorlar yani. Evet. evet. Değil evet. mi? Çünkü gerçekten hani bu filmde oynayan bütün arkadaşlarımız yürekten oynadı. Sıkılmayarak. 3-5 saat
Bir gönül inşası. Biraz da yetenek var arkadaşlar da. Dediğim gibi zaten biz Gülhan'la mesela Halkörlü'den tanışıyoruz. Kendi de orada tiyatro oyuncusu. Sizin dışınızda şimdi başrol oyuncuları Mısırır Hasan. Herkes başrol oyuncusu. Yani bu kadar da herkes patron. O kadar da değil ben abi. Abi çıkışta görüşürüz. başrol yani Tolga'yla ben, şu üç kişi, üç hani, kişi hani biraz ön planda. Evet. Herkes işte söylediğim gibi gerçekten yüreklilikle ve çok iyi oynayarak sabrederek. Çünkü her bir nasıl? Biraz sıkıştırdık daha doğrusu biz bu filmi. Normalde iki haftada çekilmesi gereken bir film. Bir altı günde, bir haftada falan bitirdik biz bunu. Günde 5 sahne, 6 sahne, kostüm değişti. Yani 24 sabah saat 6'da uyan, bak bastırıyorum burayı. Sponsor desteği alabildiniz mi? Burayı bastırıyorum. Sponsor. Sabah saat 6'da uyan, gece 2'ye kadar çalış. Biraz zorlandık yani. Sponsor, sponsor olayı da şu şekilde. sponsor olayını şu anda bize isim söyleyebiliyor muyuz? Evet yok hani var mı sponsor desteği alabildiniz film için? Yani bir iki firmadan alabildik. Bir iki firmadan harika. Ama bizim sponsor anlamında ikinci film için. Evet, anladım. Düşünüyoruz hani ikinci filme falan. Ha, ikinci filmde. Evet. Şimdi aslında bu birazcık da ısınma turu. Yani aynen, artık çıkıyoruz aynen. Biz. Şimdi ikinci film yani biz çıkıyoruz sahaya çıkıyoruz evet, artık. Evet. Mesajı vermek değil mi? İkinci film daha da uzun olacak hani mesela. Daha da uzatacağız. Çalışmanın onu. Ne olduğunu ama bilmiyorlar. Evet. Bilmedikleri tabii. İçin. Ya bizim programımız için de aynı şey geçerli. Mesela biz evet. De birçok markamızı ziyaret ediyoruz. Geçen evet. Haftada hatta evet. Çağrı'da bulunduk. Hani siz desteklerseniz bu işler büyüyecek, gelişecek evet. Dedik. Hani siz yanımızda olmazsanız biz bu işleri yapamayız yani. Çünkü aynen aynen. Her şey öyle. Para bizim demek. Yani aynen. Adım atıyorsunuz para, işte ekip, her şey yani her A'dan şey. Z'ye aklınıza gelebilecek her şey para. O yüzden de bize de aynı şey geldi. Yani bir görelim bakalım. Yani ne evet. Çıkıyor ortaya? Ne yapıyorsunuz falan? Bunu bir görelim. Ondan sonra dediler. Evet. Biz de tamam dedik. Yo, biz bölümümüzden izledik gerçekten birinci bölüm, ikinci bölüm. Harika, muhteşem bir şey. Dekor teşekkür olsun. Ediyoruz. Çok sağ olun. Dekor yani, enerjiniz falan da çok güzel bence. Çok yani. Sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Sevdiğimiz sanatçılar da geldi. Konuk olmuşlardı geçen hafta burada. Evet. 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 Mümkün olduğunca Antakya'daki hiçbir etkinliği kaçırmamaya çalışıyoruz. Yani evet. Herkesi yakalayıp bir şekilde konuşturmak ve programa dahil etmek istiyoruz. Konuşun lan. Evet. O kadar olmuyor tabii ama. Evet. Hadi bakalım falan. Filmle ilgili nerelerde dediğiniz vizyona gidiyor? Türkiye genelinde girecek galiba. Evet. Arapça bilmeyenler için ne alt olacak? Alt olacak. Alt yazı olacak. Şimdi ben filme gideceğim ben Arapça bilmiyorum. Evet. Alt yazı alt değil. Dublaj mı? Ne dublaja yani? Girmeyeceğiz evet. Ama onun hani orijinalliği kaçıyor. Altyazı alt olsun ama değil mi filmde? İngilizce, Türkçe altyazı. Bunu Almanya ve Lübnan'a taşımayı düşünüyoruz. Çok güzel. Eğer bağlantı kurabilirsek Arjantin'de yaşayan bizim insanlarımız var orada. Oraya hı-hı. Taşımayı da düşünüyoruz. Harika. Festivallere katılacak. Tabii tabii. Aynen, katılacak. Harika. Tabii. Arkadaşlar vallahi çok güzel adamlarsınız. Eyvallah. Çok tatlı bir hanımefendisin. Teşekkür ederim. Gerçekten yolunuz açık olsun. Yani ben başarılar diliyorum. Ama kendim için de sık sık ben bu motivasyon cümlesini kuruyorum. Asla vazgeçmeyin. Aynen. Asla vazgeçmeyin. Yani belki ilkinde bir şeyler olabilir. Belki bir hayal kırıklığı olur ya dünya hali. Yani umduğunuz gibi olmayabilir. Ama asla vazgeçmeyin. Aynen. Ben sizin çok daha güzel işleri yapıp gerçekten Türkiye'de çok iyi yerlerde çok iyi şeyleri temsil eden insanlar olacağınıza inanıyorum. Teşekkür ederim. O yüzden başarılarınızın devamını diliyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sizin de aynı zamanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür güzel ediyorum. Şeyler yapıyorsunuz gerçekten. Vallahi yani bu sesin program de mükemmel abi. Teşekkür çok farklı abi. Bir şey oldu. Gerçekten biz ilk defa programa katılıyoruz ve çok hiç yabancılık çekmedik sanki kendi. Cebinle çay getir çay içelim. Hatta çay da çay içmişiz gibi. Evet. Ya aslında bu biraz çok da sıcak şey. Bir ortam biliyor musun abi? Biz eyvallah, çok sevdik. Teşekkür ederim. Yani demin Gülhan da söyledi ya hani o enerji aslında birazcık da karşılıklı. Evet. Yani karşı taraf samimi ise ve karşı taraftan o samimiyet dur hemen. Samimiyet evet. Size geçiyor zaten. Sizin evet. Hani enerjiyi düşüren şeyler de oluyor. Yani evet. Karşıdaki anlamayan ya da ne bileyim çok farkında olmayan birisi olduğunda enerjiniz düşme gibi bir sallantıda da olabiliyor yani. Aynen. Ama bu tamamıyla birbirimizi besliyoruz. Yani bu tamamıyla aynen. Sizin de aynı şekilde enerjinizin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Aslında ben hep bunu isterim. Hani eleştiri olsun. Bizi eleştirsinler. Evet.
Ama nefret söylemi bir yorum olduğu zaman kesinlikle hani, insanın hani zoruna gidiyor, biraz performanstan düşüyor, biraz hani aynen. Aşağı kayıyor tamamen, farklı yöne çekiliyor hani. Bir de şöyle bir durum, hani mesela video çekmediğimiz zaman bazen ne oluyor? Video çekmediğimiz zaman, hani Vine çekmediğimiz zaman. Ya bugün zaman, bir eksiklik var. hemen bir hani mesaj Vine atıyorlar. Ya niye atmıyorsunuz? Bu işten olmaz mı geçtiniz? Bugün neye güleceğiz? Atarsan bu mu şimdi? Yani harika. Hep böyle de kendimizi mecbur hissediyoruz. Halbuki evet. Facebook çok ayrı bir şey. Hani gönderi erişimi fazla oldu mu mecbur biraz beklemek zorunda kalıyoruz. 3 gün, 4 gün, bazen 1 hafta beklemek evet. zorunda kalıyoruz. Öyle atıyoruz. Maksat evet. öbür gelecek video biraz daha çok hani yayılsın. O yüzden. Hemen kendimle ilgili bir soru sorayım. Hiç sormadım ya. Evet. Benim de single'ım çıktı biliyorsunuz. Şu an 2 şarkı yayında YouTube'da. Dinlediniz mi şarkıları? Ben birini dinlemiştim, bu şey değil mi? Vefasız. Çok güzel gerçekten. Beğendiniz mi? Evet. Çok kimi neyi beğendiniz mi? Bu kimi arada arkadaşlar Haluk Levent'in Vefasız şarkısını Talat şey abim yazmış. Evet. beğendiniz yani. Abi çok iyi. Bence sesiniz çok, sayfalarında çok da güzel yani. Eve gider gitmez sonra. Tamam. Beni de etiketleyin mutlaka. Göreyim bak. Göreyim yani bak. Çekeyim öyle. Sevgili izleyiciler, bir sonraki programda paylaşıp paylaşmadıklarını sizinle paylaşacağım. Ama gerçekten. Abi şöyle bir durum. Gerçekten. Göstereceğim. Bakın Tolga paylaşmış, Meriç paylaşmış, Güran paylaşmış. Kesinlikle paylaşıyorum ben. Tamam yani. Hatırlat. Paylaşılacak bir şarkı. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok güzel gerçekten, ağzına sağlık. Her iki tarafında gerçekten yolumuz açık olsun. Yani bizim tek şeyimiz izlenilmek, değer verilmek ve desteklenmek. Aynen. Kültür ya, kültür. Başka bir şey istemiyoruz. Yani benimsenmek. Aynen. Evet. Hani eleştirenler mutlaka olacaktır sevgili izleyiciler. Yani beğenmeyenler mutlaka olacaktır. Sonuçta demokratik hakkıdır bu herkesin. Ama beğenmeyenler de yıkmaya, yok etmeye çalışmasın bir şeyleri. Aynen, yani aynen. egolarıyla yapmasın bu işi. Ya. Ve ne olsun hani eleştirsin. Eleştirinin evet. de bize faydası olsun bizlere. Ya, ki kendimizi toparlayalım, çeki düzen evet. verelim. Bir sonraki işimizde daha iyisini yapalım. Aynen. Değil aynen. mi? Ya eleştiri aynen. hani sonuçta bizi daha iyiye götüren bir şey yani. Tabii aynen. eleştirebilirler. Yani eleştiriyorsa bu bizim bir için şey de iyi olur ama dediğiniz gibi hani kötülemek o daha farklı. Daha kesinlikle. Çok başka bir şey. O başka bir şey. Evet. Kesinlikle. O düşmanca bir şey. Kültürü de gerçekten yaşatma. Onun adına bir şeyler mesela bizim söylediğim gibi hani Arapça olayını lütfen herkes çocuklarına Arapçayı da öğretsin. Evet. Türkçeyi ana dilini öğretsin. Ana dilini dilimizi hani unutmayalım. Ciddi söylüyorum, bunda çok sıkıntılar aynen. yaşıyoruz. Yani evet. Şimdi şöyle bir mesaj da vermek istiyorum. Türkçeyi aksanlı konuşmak asla bir kötü bir şey değildir. Çünkü hani bizim ana dilimiz bizim Arapçadır. Türkçe bizim ikinci dilimizdi. Biz hani Türkiye vatandaşıyız. Evet. Ülkemizin yani. Dilidir. Evet. Aynen. Evet. Ülkemizin ama dilidir. Ama doğarken bu getirdiğimiz bir de kendi kültürümüzden gelen özelliklerimiz var. Yani. Yani. Bunlardan biri aynen. dilimiz. Evet. Evet, evet atalarımızı, aynen. babalarımızı. Aynen. Yani anlamda hani unutmayalım ya. Aynen. 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 Şimdi şöyle yani şöyle diyelim mi o zaman? Yani Türkçeyi yani grameriyle, işte bütün detaylarıyla, her şeyiyle, evet. yani şeyine uygun konuşalım. ama Arapçayı da kesinlikle evet. Özellikle unutulmasın diye gelenekten, yani kültürden kültüre, o ne derler, kuşaktan kuşağa. Bir de bulsaydım, evet. biraz çaba kuşaktan kuşağa lazım. Aktarabilmek için de çaba göstermek lazım. Mutlaka, mutlaka. Kültürü evet. ayakta tutmak lazım, kesinlikle. Yaşatmak lazım. Evet. Ya zaten bu ülke zaten her zaman avantajdır hani. Ülkeniz zaten farklılıklarıyla güzel. Hı. Yani aynen. Arapçasıyla, Kürtçesiyle, Lazcasıyla, Ermenicesiyle, evet. Türkçesiyle, ne bileyim. Ya bütün bunların hepsi bizim zenginliğimiz aslında. Evet. Bizi birbirimizden ayıran farklardan ziyade bizim bir aile olmamızın, aynen. bir ailede düşünün, ailenin çocukları farklı farklı karakteristik özelliklerdedir. Evet. Birisinin saçı bilmem kısadır, birisinin uzundur, birisi evet. bilmem ne. Onun gibi düşünün. Bir aileyiz ve bu ailenin aynen. bir sürü çocuğu var. Ve bu çocuklara da sahip çıkalım. Büyük ailemize de sahip çıkalım. Ama değil mi? Mesela bak hani Karadeniz'de konuşma tarzları herkes Türkiye tarafından biliyor, evet. bilmiyor evet, değil evet, mi? Evet. Hani mesela Doğu'da da aynı şey. İşte bizde bunun kaybolmamasını istiyorum. Bizi de evet. yani bilsinler. Gerçekten Arapçayı da konuşsunlar istiyoruz. Evet. Bizde evet. bir ne yapıyorsun, neredesin, ben yanına geleyim diye. Nasıl ya aslında benim bugün yapmak istediğim bir şey vardı aslında da biraz biz o aksanla ilgili anlatmak istediğim bir şey vardı. Yani. Şimdi arkadaşlar kebapçı bir isim versek reklama girer mi? Kesinlikle girer.
Girer. O zaman X kebapçısı diyelim. X kişi diyelim, tamam mı? Kebapçı Neris Ahmet kebapçısı diyelim. Ahmet yok. Ama orada başka birisinin şeyi var. Şimdi ben bunu anlatmak istiyorum ya. Anlatmadan programı bitirmek istemiyorum. Ya biraz böyle yapmaya çalışıyorum daha doğrusu da. Ve buradan özellikle inanılmaz bayılıyorum ben bu aksana, biliyor musunuz? Yani insanların böyle vurguları başka başka yerlerde yapıyorlar ya. Hani bir Almanın işte şey konuşması gibi falan, aksan Türkçe konuşması gibi falan. Ben de mesela Almanca yabancı dilim oydu. Hani ben Arapçayı nasıl konuşurum böyle çok hoşuma gidiyor o aksan, tamam mı? Şimdi geçenlerde bir Adana'dan gelen arkadaşım bir küçük bir şeyden bahsetti, tamam mı? Hikaye anlattı. Şimdi Adana'nın Hadırlı Mahallesi var. O tarafları bilir misiniz bilmiyorum. Orada da yine Arap Alevi yurttaşlarımız yaşarlar. Evet. Tamam mı? İşte konuşma aksan yine aynıdır bu bölgeyle. Orada Ali adında bir arkadaşımız, tamam mı? Bir kardeşimiz nişanlısını alıyor, tamam mı? Diyor ki nişanlanmış, yeni nişanlanmış. Nişanlısı da evden çıkmamış kızcağız diyor. Adana'yı bir gezdireyim, tamam mı? Neyse çıkıyorlar. Adana'yı biliyorsunuz değil mi? Evet. İnönü Parkı'nın oraya geliyorlar. Kız diyor ki Ali bu nedir? Bu kimdir? Tamam mı? Diyor sen bilmiyorsun bunu. Bu İnönü'dür. Tamam mı? Atatürk'ün silah arkadaşıdır. Tamam mı? Neyse biraz daha gidiyorlar. Belediyenin önünden tam geçecekler. İşte diyor Ali burası neresidir? Diyor burası belediyedir. Burası bizim yönetildiğimiz yerdir. Şehrimizin yönetildiği yerdir. Sen bunu da bilmiyorsun lahme diyor. Tamam mı? Arkasında Atatürk Parkı'na varıyorlar. Atatürk Parkı'nda Atatürk'ü görüyor. Tekrardan soruyor tabii. Kadın yaz çıkmamış yani dışarı. Ne yapsın yani? Diyor Ali bu kimdir? Ya diyor sen bunu da bilmiyorsun. Bu Atatürk'tür. İnönü'nün silah arkadaşıdır. İşte demin söylediğim İnönü'nün silah arkadaşıdır. Ülkemizi kurtarmıştır. Bize cumhuriyeti vermiştir. Tamam mı? Falan. Neyse muhabbet devam ediyor. O arada orada başka bir heykel daha var. Kebapçı Ahmet. Tabii gerçek ismini söyleyemiyoruz. Tamam mı? Kimi kurtarmış? Ha. Orada kebap şişleriyle 6 tane böyle şiş var. Elinde kebap şişleri böyle. Öyle bir şeyi var, tamam mı? Diyor peki Ali bu kimdir? Tamam mı? Adam artık en sonunda sinirleniyor. Ya diyor sen diyor İnönü'yü bilmiyorsun. Belediyeyi bilmiyorsun. Atatürk'ü bilmiyorsun. Kebapçı Ahmet'i de bilmiyorsun diyor. Kebapçı Ahmet yani, daha mıyım tabii. Çok hoşuma gittiği için anlattım. Ve bu aksanlı konuşmaya bayılıyorum ben. Sakın bozmayın. Çok güzel. Çok güzel bir aksan. Yani. İnsan özünü unutmamalı ya. Kesinlikle. Unutmamalı. Ya ben hayranıyım bu aksan. Gerçekten hani biz aslında bir amacımız da hani o. Bizim kültürümüz gerçekten bu. Eğlenceli, keyif alacağınız bir kültür hani. Evet. Ya hani bunun için zaten sürekli burada etkinlikler falan bizim da bütün çalışmalarımız Arapça tiyatrolar kesinlikle, falan kesinlikle yapıyorduk. Ve bunu beraberliyiz yani yürümeye devam edeceğiz. Evet. Bu Arapça olayını. Şimdi arkadaşlar ben bitsin istemiyorum ama programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Maalesef. Oturuz ya bir 5 dakika daha. Bir 5 dakika yatıyorum ben, tamam mı şimdi? Hocam bir 5 dakika daha ya. Geçtiğimizde son 5 dakikaya. Evet. Şimdi son 5 dakikamız. Şöyle diyelim, bize bir video getirmiştiniz sevgili Yusuf kardeşimiz, evet. Yusuf Kuş. Yusuf Kuş. Videoyu bu programda yayınlayamadık. Biraz programın ileri saatlerinde aklımıza geldi aslında. Buradan senden çok özür diliyorum ama önümüzdeki hafta programımı mutlaka izle. Ben o videoyu buradan yayınlayacağım. Sen de izleyeceksin Yusuf. Tamam mı? Yusuf muhteşem bir çocuk. Evet. Yani. Buradan çok 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 güzel bir videoydu bu arada. Harikaydı. Ya. Keşke şey yayınlasaydık ama artık bu saatten sonra şey yapmayalım. Evet. Haftaya ama söz ben yayınlayacağım o videoyu. Evet arkadaşlar tekrardan ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi programımızda konuk ettim. Ben de çok eğlendim. İnanın sizden çok daha fazla siz aldınız mı bilmiyorum ama ben sizden daha fazla keyif aldım. Çok keyifli bir programdı. Aynen. Çok iyiydi. Kendimizi evimizde gibi. Evimizde gibi aynen, hissettiniz. Aynen. Ona hissettirebilirsek ne mutlu bizden. Evet sevgili izleyiciler. Biz tekrardan Mınnına Wine ekibine programımıza konuk oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Biz kendilerine sinema filmlerinde başarılar diliyoruz. Bol gişeler diliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarını zaten onların biliyorsunuz. Benimkine de biraz ilgi gösterin. Biraz bize de bakın ya. Evet. Facebook'tan, YouTube'dan Mınnına Wine'ın Wine'larına, skeçlerine, videoların tamamına ulaşabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz. Benim de aynı şekilde naçizane şarkılarıma Facebook'tan sizin kadar değil ama yo.
Bir ara şey vardı, bir şarkıcı çıkmıştı ya, hedefin Balıkesir'in eşekleri demişti falan, hatırlıyor musun? Evet, 80 milyon tutulması. Arkadaşlar harikasınız vallahi, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sevgili izleyiciler, bir televizyon saati programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine cumartesi günü 20.45'te sizlerle birlikte olacağız. Ama veda etmeden önce de iki tane şarkı söyleyeceğiz. Bir Tuvalden Tiryakini mi okuyacağız? Arkasından da büyük ustadan Cem Karaca'dan Resimdeki Gözyaşlarını beraber okuyacağız. Ve programımızın finalini yapmış olacağız. Sokaklar şahitsiniz, pişmanım zehir gibi. Yanıyor yüreğim, tiryakini. Her sokak lambasında senin yüzün bilirim. Bulutlar seni çizmiş, çok mu söyle, çıldırsan da seninim, yalvarsan da seninim, tiryakinim, tiryakinim. Evet, Cem Karaca ile bağlı. Bir gün belki hayatta, geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Ay lay 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 lay, ay lay 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 lay, ay lay lay. Küçük resim şimdi cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmine, gör akan o yaşları. Antakya'ya, sevgili Meriç Gültekin'e, sevgili Gülhan Güzelşenme'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya televizyon saatinde buluşuncaya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Lay 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 lay.